Devam ediyoruz Gürkan Zengin'de. Kalmıştık. Evet, bu Engin Yıldırım'ın tweet'i, ışıklı tweet'inden bahsediyorduk. Son söz, son cümle olarak uzatmayayım. İbrahim Uslu'nun az önce Ankara'dan söylediği bu Anayasa Mahkemesi üyelerinin neredeyse tamamını bu hükümet atadı. Dolayısıyla kendi atadıkları hükümetle, kendi atadıkları hakimlerle kavga ediyorlar. Darbe iddiasında bulunuyorlar. Doğru, böyle bir tablo var, doğru. Ama şunu da gözden ırak tutmamak gerekir. Türkiye'de bir 15 Temmuz darbesi yaşandı, öyle mi? Türkiye'de 81 ilin 74 il emniyet müdürünü bu hükümet atamıştı. Fethullahçı olan 74 il emniyet müdürü vardı Türkiye'de. 81 ilin 74 il emniyet müdürü Fethullahçıydı ve bu hükümet tarafından atanmıştı. Bize yakın adamımız, işte bizim işlerimizi görür, güveniriz, güvendiğimiz insan diye atamıştı. O adamlar bu darbeyi yaptılar. Dolayısıyla biz artık biraz vatandaş olarak, affedersiniz hani amiyane tabii, yediğimiz kazıklardan, ne tür istihbarat operasyonlarına maruz kaldığımızdan, bunlar göz önünde bulundurarak analiz yapmak zorundayız. Hani ne demek istiyor, neyi imar, bir şey imar etmek istemiyorum ama böyle bir takım anormallikler gördüğümüz zaman yine amiyane tabir kullanıp kıllanmamız gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir imada, bir suçlamada bulunmuyorum ama nedir, ne değildir iyice bakmak lazım. Hani derler ya, hani paranoyak olmanın sizi birinin takip etmediği anlamına gelmez gibi bir pozisyonlanma içinde. Ne mana ifade ediyor? Niye böyle bir tweet atıldı? Bu konjonktürde bunun manası ne? Tecrübesizlik değil. Tecrübesiz bir insan değil. Yaşı başı elverişli. Böyle bir konjonktürde bu tweetin ne manayı var? Bakılır. Ayrıca bunu, bu tweeti de İçişleri Bakanı'nın, Süleyman Soylu'nun son zamanlarda ön aldığı bu Anayasa Mahkemesi ile kavgalardan, çatışmalardan sebebi nedir bilmiyorum. Ne tür bir analiz yapıyorlar bu hakimlerle ilgili olarak da böyle kavgalar çıkıyor. Dertleri nedir? Sadece İbrahim Uslu'nun sözünü ettiği gibi yüksek hakimlerin, yüksek yargının, Anayasa Mahkemesi'nin varlığından duyulan rahatsızlık mı, başka bir şey mi biliyorlar? Onu bilmiyorum ama bu kavgadan bağımsız değil. Bunu da altını çizmek istedim. Emin de bununla ilgili tam bir şey söylüyordu. Yani ben iki tane şeyi biraz konuşalım diye düşünüyorum. Bir tanesi Gürkan'ın söylediği önemli bir şey. Gerçekten yüksek hakimler sosyal medyada olmalılar mı? Bunu şu açıdan önemli görüyorum. Evet, biraz önce onların da ifade özgürlüğü var dedi. Kerem Bey dedi galiba. Evet, Kerem Altman. Onların da ifade özgürlüğü var vatandaş olarak. Ama onlar aynı zamanda da yüksek hakim. Dolayısıyla ben mesela şeyi merak ediyorum. Böyle bulamadım, çok da vaktim olmadı bugün, bakacaktım ama vaktim olmadı. Bilen varsa söylesin. Mesela Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da yüksek Anayasa Mahkemesi üyeleri sosyal medyada böyle şeyler yazıp çiziyorlar mı? Açıkçası bunu bir merak ediyorum. Ben bakacağım da buna. Birincisi bu, bunu bir konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, ben de bütün konuşmalarımızda bir şunu da gözden uzak tutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması söylemiyle başlayıp Sayın Soylu'nun hepimizi gerçekten dehşete düşüren o, yani nasıl ya, İçişleri Bakanısınız siz dedirten Anayasa Mahkemesi'ne dönük ağır sözleriyle devam eden, sonra da işte bu dördüncü olan tanımıyoruz Anayasa Mahkemesi'nin kararına gelen süreci birbirinden ayırmamak lazım. Ben kesinlikle Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılabileceğini, yasal yollar altından Türkiye'de darbe yapılmadıkça Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılmasının o kadar, hani çok küçük olasılık görüyorum. Bugün hükümetin halkın önüne herhangi bir anayasa değişikliğini götürüp bunu referandumda geçirme şansını ben şu anki konjonktürde sıfır görüyorum. Hükümetin herhangi bir anayasa değişikliğini geçirme şansını referandumla sıfıra yakın görüyorum şu anki ekonomik siyasi konjonktür altında. Dolayısıyla bir darbe yapılmadıkça Anayasa Mahkemesi'nin öyle bir referandum yoluyla değiştirmesi çok zor olasılık. O zaman bu tartışma acaba Anayasa Mahkemesi'ne bir gözdağı verme, onların kararlarını alırken hani hepimize bir sopalar gösteriliyor. Öyle bir sopa mıdır acaba bu? Şimdi bu önemli bir tartışma. Biraz önce onu söylüyordum. Bu hukuki bir tartışmanın ötesinde siyasi bir tartışma. İlerleyen dakikalarda hem Kemal Bey'den hem de İbrahim Bey'den zaten özellikle seçmenin ruh hali, gidişatı
ve bütün bu meselelere nasıl yaklaşmaya başladığını öğreneceğiz ama önce hükümetin ruh halini, daha doğrusu iktidarın ruh halini ya da daha doğrusu belki de sarayın ruh halini konuşmamız gerektiği için. Ama önce Kerem Altıparmak'a döneyim. Kısa kısa Kerem Bey'e rica edeceğim. Bir, yüksek yargıçlar gerçekten böyle Twitter'da, sosyal medyada gazeteciler ya da ne bileyim ben herkes gibi siyasetçiler gibi tweet atabilirler mi? Böyle bir hakları olabilir mi? Bir, ikincisi de bence Gürkan Zengin'in parmak bastığı nokta çok önemli. Şimdi Adalet Bakanı, HSK'nın da başı aynı zamanda, bugün dönüyor diyor ki şey diyor, nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Bu yargıçlar zaten sizin iktidarın zamanında atandı. Nedir yani, burada bir kamplar savaşına mı var? Yani yine mi bir temkinli olmamız gerekiyor? Yine mi bir şeyler dönüyor? Nedir? Nasıl görüyorsunuz? Birincisi aslında bu gibi konuların tamamını bağlam içinde değerlendirmek lazım. Şimdi bir örnek vereceğim bu bağlam değerlendirmesinde. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları gündeme geldiğinde hükümet diyor ki efendim Hollanda'da da var, efendim İspanya'da da var, Almanya'da da var, işte çeşitli hükümler. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde, bakın hani bunu çok rahatlıkla söylüyoruz, 100 bin kişinin Cumhurbaşkanı'na yani devlet başkanına hakaretten soruşturulduğu, 30 bin kişinin dava edildiği, 10 binlerce kişinin de cezalandırıldığı bir örnek yok. Evet, orada bir hüküm var ama 30 senede bir uygulanıyor. Bunu niye söylüyorum? Efendim acaba Amerika'da hakimler tweet atıyor mu? Almanya'da atıyor mu? Derken şuna bakmanız lazım. O ülkelerde İçişleri Bakanı çıkıp Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı gel bakalım bisikletle sokağa çıkabiliyor musun diye tehdit ediyor mu? Sorusuyla beraber. O yüzden hani Gürkan Bey söyledi, hakimler böyle şeyler yapmaz. Efendim bağlamına bağlı olarak ifade özgürlüğünün sınırları genişler ve daralır. Eğer siz hukukun üstünlüğünü savunmak zorunda olduğunuz bir pozisyondaysanız ve bu açıkça bir şekilde hiçe sayılıyorsa ahlaki olarak böyle bir pozisyon alabilirsiniz. Onun için hani bu konuyu Amerikan ve Alman yargıçlarında ararsanız hata edersiniz. Çünkü onların öyle İçişleri Bakanları yok veya onların Cumhurbaşkanı çıkıp ahim karar verdikten sonra biz kendi adımımızı atarız, o kararı hiçe sayarız demiyorlar. Onun için bu bağlamı göz ardı ederek sağlıklı bir analiz yapılamayacağı kanaatindeyim. Şimdi bu bence kritik bir husus. İkinci mesele Anayasa Mahkemesi'nin ve HSK'nın durumu. Şimdi 2017 Anayasa Değişikliği sonrasında Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısı değiştirildi. Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 üyesi var. İkisini bakan ve yardımcısını Cumhurbaşkanı atıyor. Dördünü Cumhurbaşkanı doğrudan atıyor. Yani 17 üyenin 6'sını. Geri kalan 7'sini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunu oluşturan AKP ve MHP atıyor. Ve bu Hakimler Savcılar Kurulu Türkiye'deki bütün hakim ve savcıların görevden çıkarılmalarını, terfilerini, disiplin soruşturmalarını vesaireyi yürütüyor. Şimdi bu hakimler ki buna bu karara uymayan Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimleri de dahil olmak üzere o Adalet Bakanı'nın başında bulunduğu Hakimler Savcılar Kurulu'nun denetimi altında. Bakın Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında 4279 tane hakim savcı ihraç edildi. Onların yerine 10.000 tane yeni hakim savcı alındı. Türkiye'deki mevcut hakim savcıların her ikisinden biri son 4 yıl içerisinde alındı. Ve hala 7145 sayılı yasa uyarınca Hakimler Savcılar Kurulu tıpkı olağanüstü haldeki gibi bir hakimi görevinden ihraç edebilir durumda. Şimdi böyle bir yapının içerisinde hakimlerin, savcıların iktidardan bağımsız olarak hareket ettiğini, efendim karşı bir güç olduğunu falan zaten söylemek çok saflık olarak gözüküyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nde şöyle özel bir durum var. Açıkça ve net konuşalım. Anayasa Mahkemesi'nde de durum aynı. 2017 Anayasa Değişikliği bunu da güvence altına aldı. Mevcut anayasaya göre 15 üyenin 12'sini Cumhurbaşkanı doğrudan atıyor. Üçünü de Büyük Millet Meclisi atıyor. Yine çoğunluk. Yani aslında biraz önce konuşulduğu üzere iktidarın kontrolü altında. Bununla birlikte tabii Anayasa Mahkemesi'ne atanan hakimin bir güvencesi var. Engin Yıldırım örneğinde olduğu gibi Abdullah Gül tarafından atanmış Anayasa Mahkemesi üyeleri var.
Şimdi bu açıdan Engin Yıldırım'ın durumu niye önemli? Çok özel bir yerde duruyor Engin Yıldırım. Garip bir vaka. Şu anlamda kendisinin şahsından kaynaklanmıyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl süreyle görev yapıyorlar. Ama Engin Bey öyle enteresan bir zamanda seçildi ki 2031'e kadar görevde kalacak. Çünkü anayasa değişikliğinden önce seçilen birisi. Ve Anayasa Mahkemesi'nde Erdoğan'ın atadığı üyelerle Gül'ün atadığı üyeler arasında kafa kafaya bir durum var. Ve hani akla gelen şeylerden biri böyle bir gerilim mi var? Engin Bey'in bir şekilde görevden ayrılması, istifa ederek veya Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararıyla alınması demek, çok uzun süreli bir Gül atamasının yerine Erdoğan'a çok bağlı bir Anayasa Mahkemesi üyesinin atanması demek. Şimdi bunların hani boş konuşma olmadığı için somut bir örneğini vereyim size. Daha yeni bu infaz yasası ile ilgili 9-7 Anayasa Mahkemesi'nde talebin reddedildiği bir karar var biliyorsunuz. Bu karara Erdoğan'ın atadığı üyelerden sadece biri azınlıkta oy kullandı. Ama Gül'ün atadığı üyelerin 6'sı karşı oy kullandı. Meşhur Barış Çin Akademisyenler kararında 8-8 içerisinde yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane muhalif, çoğunlukla, yani çoğunluk diyorum eşit ama başkanla birlikte oy kullanan sadece bir tane Erdoğan'ın atadığı aday var. Eğer Anayasa Mahkemesi'nde emin olamayız ama bir gerilim varsa, bu gerilim Gül'ün atadığı ve Erdoğan'ın atadığı üyeler arasındaysa, orada Engin Yıldırım'ın kritik bir rolü var. Ben şu görüşe katılıyorum. Anayasa değişikliğini şu anda referanduma götürecek bir gücü yok iktidarın. Ama iktidarın Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararlar üzerinde bir nüfuzunun olması ve bunun konuşularak, sürekli gündemde tutularak o baskının oluşturulmasının bir anlamı var, bir karşılığı da var. Evet. Çünkü hiç Anayasa Mahkemesi üyesi tek başına yaşamıyor. Onların da aileleri var, onların da bir hayatları var, onların da bir geleceği var. Siz bütün hakimler ve savcıları kontrol altında tutuyorsanız Anayasa Mahkemesi üzerinde de bunun bir sonucu olacaktır. Onun için hani bir bütün halinde bakmakta fayda var bütün bu meseleye. Aynen öyle. Onun için bir İbrahim Uslu'ya hemen bir dönüp bunu sormak ve yorumlatmak istiyorum. Şimdi yani dedi ki Kerem Bey, Emin'in sorusu üzerine Kerem Bey diyor ki hayır. Yani Emin Çapa da onu söyledi. Şu anda anayasa değişikliğini referanduma götürecek ya da seçim ya da değiştirebilecek, buna cesaret edebilecek hiçbir şekilde bir ortamı yok, gücü yok. Ve böyle bir risk alamaz iktidar diyor. O zaman kavga yolunu mu seçiyor iktidar? Nasıl bakıyorsunuz? Bu Kerem Bey'in tamamıyla ortaya attığı bir tez, doğrudur değildir bilmiyoruz ama Abdullah Gül'ün atadığı adaylarla Cumhurbaşkanı Erdoğan atadığı adaylar arasındaki bu kavga. Biraz bunu analiz eder misiniz? Bu iktidar içindeki, ki bunun kimi zaman ismi başka türlü konuluyor işte... Berat Albayrak'a yakın gruplar, Süleyman Soylu'ya yakın gruplar, daha farklı, daha biraz ortada durmaya çalışanlar. Bir genel kavgadan mı, siyasi kavgadan mı bahsediyoruz? Ya da bir tükenmişlik sendromu mu yaşıyor iktidar ve bunun belki paniğiyle artık en temel kurumların bile kontrolünü elinden kaçındığını düşünüp böyle bir yola gidiyor. Ya uzun sordum soruyu ama çerçeveyi koymak için size bırakacağım. Araya girmemek istedim. Teşekkür ederim. Şimdi birincisi zaten iktidarın parlamentodan bir anayasa değişikliğini geçirebilme olanağı yok. Yani referanduma götürmekten önce parlamentodan onaylatması lazım. Parlamentodan geçirebilecek sayısı olmadığı için aslında anayasa değişikliği gerektiren bir konuda iktidar şu olmalı bu olmalı falan şeklinde öneriler getiriyorsa zaten aslında gerçek niyetinin bir anayasa değişikliği önerisi olmadığı ama o kurumlar üzerinde bir psikolojik baskı yaratarak o kurumları da sonunda kendisiyle daha uyumlu hale getirmek istediğini anlayabiliyoruz.
İşte Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışma da öyleydi. Hatta Tabipler Birliği ile ilgili tartışma da öyle. Dediğim gibi orayı değiştiremiyorsunuz. Anayasa değişikliğine ihtiyaç var. O çoğunluk yok. O zaman ama bunun üzerinden, o kurum üzerinde baskı kurarak sizinle daha uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ya da en azından üzerinde psikolojik baskı oluşur veya oradan gelecek açıklamalara karşı tırnak içerisinde seçmeninizi aşılamış olursunuz. Yani artık bu seçmenin kafasını karıştıracak bir şey açıklama olmaz. Niye? Çünkü zaten tırnak içerisinde yine onlar iktidar düşmanıdır. O yüzden bunu yapıyorlardır. Dolayısıyla da söylenilen sözün içeriği değil, yapılan açıklamanın içeriği değil. İnsanların aklında bu gerilim, çatışma kalacağından dolayı normal seçmen, normal vatandaş da o kurumlardan gelecek açıklamalara parti kimlikleriyle artık yaklaşacaklar. Yani işte Tabipler Birliği bundan sonra sağlıkla ilgili bir açıklama yaptığında AK Parti seçmeniyseniz buna inanmayacaksınız, AK Parti seçmeni değilseniz de evet kesin doğru söylüyor şeklinde bir şeyiniz olacak. Yani siyaset dışı kurumları da aslında o bildiğimiz ünlü kutuplaşmanın bir parçası, mekaniği ya da aracı haline getiriyorlar, enstrümanı haline getiriyorlar. Çünkü o kutuplaşma ya çok ihtiyaçları var. Kutuplaşmanın gevşediği anlarda seçmenlerin siyasal kimliklerinin dışında kanaatlere ulaşmaya başlaması ya da pozisyonlar alması durumunda iktidar bu başa baş yarışta büyük bir handikapla karşılaşabileceğini biliyor. O yüzden siyaset dışı kurumları da siyasetin alanı içerisine çekerek onu da kutuplaşmanın bir parçası olarak değerlendiriyor, konumlandırıyor. Şimdi iktidar içerisinde böyle bir savaşın var mı? Bu konuda Ankara'da çok sayıda yorum yapılıyor. Ama benim gördüğüm esas problem, yani şu anki iktidardaki, iktidarın parçası olan belli aktörler arasındaki rekabet, işte zaman zaman hatta bu kameralara falan yansıdı. Yani omuzlaşmalara, koltuk grup toplantısındaki koltuk kavgalarına falan varıncaya kadar ya da işte birinin kontrol ettiği medyada öbürüyle ilgili tek haber çıkmamasına varıncaya kadar. Ama esas mesele biraz önce belirttiğim bu sağ ideolojiyle, yani işin o tarafını görmezsek sadece buradaki mevcut aktörlerin bireysel inisiyatifleri olarak bunu değerlendirdiğimizde bence olayı doğru okuyamamış oluruz. Çünkü bu bir ideolojik mesele aynı zamanda ve bu ideolojik mesele yüzünden Türkiye'de sürekli bir devlet krizi içerisinde yaşıyoruz. Yani şimdi Anayasa Mahkemesi diyelim ki oradaki yargıçların bir kısmı Abdullah Gül tarafından atandı, bir kısmı Erdoğan tarafından atandı. Onlar arasında bir fikir veya tarz farklılığı olabilir mi? Olabilir. Evet, bu konuda hukukçular özellikle çeşitli yorumlar yapıyorlar. Zaten değerli konuğumuz da bazı davalardan örnekler verdi. Ama diyelim ki Merkez Bankası Başkanı. Bir Merkez Bankası Başkanı vardı. Cumhurbaşkanı ile anlaşamadı. O gitti. Yerine işte bakanın, mevcut bakanın da uyuşabileceğini düşündüğü başka bir Merkez Bankası Başkanı geldi. Hatta onun Merkez Bankası Başkanı olabilmesi için yasayı değiştirdiler. Çünkü yasaya göre ekonomi mezunu olması gerekiyordu. O koşul kalktı ve sosyoloji mezunu. Fakat daha sonra bankacılık kariyerine geçmiş şahıs Merkez Bankası Başkanı oldu. Sonra onunla da anlaşılamadı. O gönderildi. Yerine başka bir Merkez Bankası Başkanı geldi. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası ile de, yani tamamen kendisi tarafından atanmış, bu iktidar tarafından atanmış bazı aktörlerle de ve onlar tarafından yönetilen kurumlarla da yine zaman içerisinde fikir ayrılıkları oluşabiliyor. Niye? Çünkü sonunda bir kurum kültürü var. Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıçlar da, Merkez Bankası'ndaki bankacılar da eminim ki bazen olayın gerektirdiği gibi karar almak zorunda olduklarını biliyorlar. Ve orada o mesleki şeyleriyle, refleksleriyle hareket ediyorlar. Ve bazen iktidarın onlardan beklentisi kabul edilemez şeyler olabiliyor. Ya da onların vicdanlarına ters gelen şeyler oluyor. Ve işte en son mesela Merkez Bankası'nın bu faiz arttırma kararının da yine iktidara rağmen piyasalar bunu gerektirdiği için, artık ekonominin
koşulları bunu dayattığı için, evet, aldığına dair çok sayıda yorum yapıldı. Siz de hatırlayacaksınız. Mesela mevcut Merkez Bankası, ki bu ikinci kez hatta üçüncü kez atanmış Merkez Bankası Başkanı olacak bu ekonomi yönetimi tarafından. Bununla da yine hükümetin, iktidarın anlayışı arasında bir çelişki yaşanmaya başladığını hissediyoruz. Şimdi o yüzden buradaki bu ideolojik şeyi, handikapları ya da konumlamaları gözden uzak tutarak bu gerilimleri anlayamayız. Yani işin içinde, dibinde ideolojik bir çelişki var. Anayasal kurumlarla halktan aldıkları, milli iradeden aldıkları yetkileri paylaşmaktan rahatsız oluyor bu ideoloji. Ve öyle olunca da biz mütemadiyen devlet kurumları arasındaki gerilimlere şahit oluyoruz. Evet. Ve işte devleti ele geçirmek kavramı falan şimdi bu garip bir şey yani. Parçası olduğunuz, vatandaşı olduğunuz ve yönettiğiniz devleti ele geçirmek, böyle bir nitelendirme ya da şey kullanmak, ifade kullanmak hakikaten neresinden bakarsanız bakın patolojik bir şey. Ama bu şey ideolojik çelişki bu sonucu doğuruyor. O yüzden de bizim ilk önce hesaplaşmamız gereken ve deşifre etmemiz gereken yerin, ben bu hani şeylerin, tek tek aktörlerin siyaset yapma biçiminden kaynaklanan çelişkiler, evet onlar da etkilidir yani, onlara ben hiç itiraz etmiyorum. Ama esas bu ideolojik formasyonun yarattığı şey, ürettiği krizleri de gözden uzakta tutmamak lazım diye değerlendiriyorum. Peki İbrahim Uslu Bey uzakta olduğu için onu araya girip kesemiyorum kimi zaman, o yüzden ona birazcık. Şimdi bu önemli bir şekilde hakikaten yani baktığımız zaman sadece hukuki bir tartışma yapmıyoruz, siyasi bir tartışma yapıyoruz dedik. Sizlerle devam edeyim. Bir şey buyurun, hatırlatabilir miyim İbrahim Bey'in söylediğinden? Ha, tabii. Bu iş hükümette öyle bir noktaya geldi ki, şimdi kaçıncı diye tekrar bakmak zorunda kaldım. İhale kanunu bugüne kadar bu hükümet tarafından 191. kez değiştirildi. Kaç madde ihale kanunu? 70 maddelik ihale kanunu 191. kez yeni Eylül ayında gündeme geldi. 191. kez bir kanun, 70 maddelik bir kanunu 191. kez değiştiriyorsunuz. Yani ya ne yaptığınızı bilmiyorsunuz 191 kere. Ya da çok iyi biliyorsunuz. Mesela rektör atamalarıyla ilgili kanunları da atayacakları rektörlerin özelliklerine göre bir gece değiştirip atayıp öbür gece eski haline getiriyorlar kararnameyle. Onları saymadığım için ben kendi alanımdan söyleyeyim. Örnek şu anda Çevre Bakanlığı İmar Kanunu'nu kendi o anda tahsil edeceğine göre değiştiriyor. Belediye gidiyorsunuz, o 10 gün önce değişti, yenisi var diyorlar mesela. Yani, bu arada ben aslında Kerem Hoca'nın söylediğinden hani reklam arasında konuştuk ya, düşündükçe aklımıza geliyor. Hoca konuşurken benim aklıma şu geldi. Hoca iki seçenek koydu ya Anayasa Mahkemesi ile olan bu kavgadan. Dedi ki bir tanesi Abdullah Gül ve Erdoğancılar arasında bir çekişme mi? Velev ki öyle. İkincisi ne dedi? Dedi ki işte AYM'ye bir baskı mı oluşturulmaya çalışılıyor. Hı hı. İkisi de doğruysa, yani hangisinin doğru olduğu fark etmiyor. Bu tek bir şey için yapılabilir. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde hükümetin böyle hayat memat meselesi olarak gördüğü bir dava yok benim bildiğim. En son af davası vardı. Geçen hafta zaten o halledildi. Bu ancak Erdoğan 3. dönem adaylığı için olabilir bu kavga. Ki dillendiriliyor bizde. Evet, yani 3. dönem adaylığında yani, aday olabilir mi olamaz mı tartışmasından yani, mı bahsediyorsunuz? Eğer Abdullah Gül'le çekişiyorlarsa, yani Abdullah Gül ekibi dediğimiz, bu da yargıda birinin ekibi olmak da yani, ya Anayasa Mahkemesi üyesi olmuşlar hala bununla anılıyorlarsa çok utanmaları lazım, ayrı mesele. Ama Abdullah Gül'ün ekibiyle Erdoğan'ın ekibi çekişiyorsa muhtemelen gene bu 3. dönem adaylık üzerinden çekişiyorlardır. AYM'ye bir baskı varsa da gene bunun üstünden çekişiyorlardır. Ha, ben hukukçu değilim ama bana göre bu mesele aslına bakarsanız Anayasa Mahkemesi'nin konusu da değil. Yani YSK'nın konusu olacak ama muhtemelen YSK'nın kararına Anayasa Mahkemesi'ne itiraz olarak gelecektir bu. Şimdi geldiğini varsayalım YSK'nın son bence görüşemez Anayasa Mahkemesi. Son verdiği karara bakın. Yani barolar yapamaz toplantı genel kurullarını.
Ama siyasi partiler kongrelerini yapabilir yani aynı. İşte bence de yani hukuken yani, YSK'nın kararını Anayasa Mahkemesi bence zaten bakamaz. Ama zaten bakamaz ama burada işte eğer öyle bir çekişme varsa ve önceki Cumhurbaşkanı'nın atadıkları çoğunlukla hayır görüşürüm deyip davayı alır ve aday olamazsın derlerse karşılığında ne var? Yani onun daha bir üstü yok çünkü. Burada Şirin çok önemli bir noktayı altını çizmemiz lazım. Demin dedik ya referanduma gidip bugün iktidar özellikle Sayın Erdoğan'ın şahsi ikbali için herhangi bir konuyu anayasaya referanduma götürüp geçirme şeysini ben artık olası görmüyorum. 5 sene önce bu olabilirdi. Olabilirdi. Ama bugün şey özellikle Sayın Erdoğan'ın şahsi ikbaline dönük bir şeyi, çünkü artık AKP'ye gönül verenler de Sayın Erdoğan'ı sevenler de artık bütün her şeyin tek adama doğru aktığı bir yapı çok kristalize oldu. Onlar da bunu kabul ediyorlar. Evet haklıdır diyerek kabul ediyorlar. Ama bunu kabul ediyor. Dolayısıyla bunu geçirmek çok zor. Eğer üçüncü dönem meselesi üzerindense bu, ki önümüzdeki dönemde ben bunu konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü anayasa değişikliği eğer bir erken seçim olacak ise ilk döneminden yıl kaybetmiş olacak Sayın Erdoğan. Dolayısıyla bu böyle, ama bu tabii çok ileriye dönük bir tartışma konusu. Ama bu konuda hem Gürkan Zengin hem de Nesrin Nas'ın fikirlerini merak ediyorum. Bunu aslında geçen haftaki benim programda Mithat Sancar ilk dile getirdi. Bu işte de Cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı, o bile tartışmalı. Bunun daha çok tartışmasını önümüzdeki dönemde göreceğiz dedi. Şimdi siz söylediniz. Şimdi aslında bütün bu hukuki tartışmaların dışında paniklemiş bir iktidar var. Ve muhalefetin bu kadar güçlü bir döneminde olmasına rağmen yine de yetersiz muhalefet yapması nedeniyle de panikliyor ama daha fazla yanlışa da doğru gidiyor. Bunun üzerinden konuşmaya başlayalım. Yani hukuki tartışmalarla, evet, hukuki tartışma, aslında fili söyleyelim odanın içindeki, evet, yani belki de. Ben konulara biraz hukuk dışı bakmayı tercih, evet, ediyorum. Çünkü bütün kararlar siyasi. Yani, evet işte o, ben de onu hani baştan beri de onu söylüyorum. Hukuk siyasileşti, evet, diyorsunuz. Hayır, hukukun alanını olabildiğince daralttı zaten. Yani şimdi karşınızdaki sistemde yani yeni bir rejim kuruluyor. Yani aslında sistem kuruldu. İşte başkanlık sistemine geçtik. Bu başkanlık sistemini destekleyecek bir rejim tahkim ediliyor, rejim kuruluyor. Şimdi bu rejim kurulma aşamasında hem içeride hem de dışarıda sürekli olarak bunu kolaylaştıracak bir çatışma ortamı var, biliyorsunuz. Yani o çatışma ortamı öyle ki bir taraftan bir tarafa doğru savruluyor. Şimdi İbrahim Bey kutuplaşma dedi. Yani içerideki kutuplaşma, artık kutuplaşma falan yok içeride. O kutuplaşma çoktan bitti. Yani bir karşı taraf kalmadı. İktidar sürekli olarak alan genişletiyor. O alanı genişletirken sadece şeyi değil, kendi alanını genişletirken muhalefeti iyice kenara itiyor. Yani kamusal alanın dışına doğru çıkarıyor. Onu sıkıştırıyor. Aynı zamanda bütün kurumları da bir şekilde tahrip ediyor. Şimdi biz şeyi çok tartışıyoruz işte, efendim liyakatlı bilmem neydi falan filan. Şimdi kurumsal yapıyı tahrip ettiğiniz zaman liyakatı falan konuşamazsınız zaten. Yani liyakat dediğiniz sistem ancak kurumsal yapıların var olduğu bir şeyde olur. Şimdi iktidar sadece alanı boşaltmıyor muhalefete. O çekildiği, yani boşalttığı alanı inanılmaz derecede tahrip ediyor. Öyle bir tahrip ediyor ki siz orada artık siyaset yapamaz hale geliyorsunuz. Şimdi bunu kamuoyu araştırmalarından da görüyoruz. Sadece iktidar erimiyor. Aynı zamanda muhalefet de oy kaybediyor. Ya da şey yapamıyor, yani kazanamıyor. Çünkü o siyasi alan müthiş bozulmuş, müthiş tahrip olmuş bir şekilde bırakıyor. Çabur, bataklık halde bırakıyor. Şimdi bataklıkta futbol oynayamazsınız. Topu süremezsiniz. Siyasette yapılamıyor zaten. Kurumları da aynı şekilde o bataklığın içine koyuyor. Şimdi biz Anayasa Mahkemesi'ni işte iki gündür Anayasa Mahkemesi'ni tartışıyoruz. Başka kararlar vesilesiyle de başka nedenlerle Anayasa Mahkemesi'ni tartıştık. Merkez Bankası'nı tartışıyoruz. Başka bir kurumun aldığı. Ama her kurumu bir şekilde tarumar ediyoruz farkındaysanız. Yani kurumsal yapıya, kurum olarak kalsalar da ediyoruz, ediyorlar.
hep beraber ediyoruz. Hep birlikte onlar, ediyoruz. Hep birlikte ediyoruz. Hı. Yani biz aslında o kurumları... Bilerek böyle diyorsunuz yani. Onlar bilerek bunu böyle yapıyorlar. Ha. Yani bilerek bataklığa çeviriyor o zemini ve o bataklıkta bizler de o bataklıkta oynamaya çalışırken aynı şekilde gömülüyoruz. Ve onun içinden çıkamıyoruz. Yeni bir açılım yapamıyoruz. Yeni bir açılım yapamadığımız... Bundan sonraki muhalefet olarak mı söylüyorsunuz? Biz derken muhalefet... Muhalefet olarak. Şimdi Türkiye'de muhalefet olmanız için bakın şu gerekmiyor. İlla bir muhalif siyasi parti ya da muhalif duruşu belirsemeniz gerekmiyor. Bugün Türkiye'de hayır bu böyle değil, gerçek o değil, gerçek budur demeniz bile muhalif olmanız için yeterli. Sadece gerçeği söylemekle muhaliflik sıfatını kazanıyorsunuz. Hı hı. Bu hepimiz için geçerli. Şimdi biz derken bunu kastediyorum. Yani gerçeğe tutunmaya çalışan ve gerçek burada diyen herkesi kastediyorum. Ve bunun içinden çıkamadığımız için bizler de bir şekilde o geniş kitlelerin şeyini kazanamıyoruz. Yani güvenini kazanamıyoruz. Diyor ki hiç kimse çözemez benim sorunumu. O da çözemez. Bunlar da çözemez benim sorunumu diyor. Ve bu giderek Türkiye'de işte hem siyasi partilerin hem bütün kurumların itibarsızlaşmasına sebep oluyor. Hem de müthiş bir öngörülmezlik oluşturuyor. O öngörülmezlikte mevcut iktidara güç kullanan, o gücü elinde tutan iktidara müthiş bir şey veriyor, alan açıyor o iktidara ve bu iktidar bunu böyle götürüyor. O nedenle Anayasa Mahkemesi'nin işte kaldırılması, anayasanın değiştirilmesi ya da başka kurumların çok da umurunda olduğunu düşünmüyorum ben. O bu gücü burada tahkim ettikten sonra, çünkü belli bir noktadan sonra artık şeyinizin de yani itirazınızın da bir karşılığı kaçıyor. Kalmaz. Gökhan Zengin, güç mü kazı? Yani herkes diyor ki bitiyor. Bittiği için bırakalım kendince bitsin. Ama Nesrin Hanım diyor ki tam tersine giderek gücünü pekiştiriyor. Çünkü diğer tarafları eritiyor. Hangisi? Gücünü pekiştiriyor demeyeyim de. Yani bataklığa çektiği için en şey monoblok olarak o kalıyor ortada. Yani en azından kimsenin bir şey yapamadığı bir durum ortaya çıkıyor. Bir durum ortaya. Ne dersin? Ben buna katılmıyorum. Yani kimsenin bir şey yapamadığı... Siyasi partiler, muhalefet açısından söylüyorum. Muhalif siyasi partilerin, CHP'dir, İYİ Parti'dir, yeni gelecek olanlar, işte MHP, neyse. Bu muhalif partilerin yapacağı çok şey var. Bir çöküş yaşanıyorsa, dış politika dışında, dış politika üzerine daha çok okuyorum, yazıyorum, konuşuyorum biliyorsun bu konuda. Dış politikada evet. Ben hükümet kan kaybettiğini düşünmem. Ama iç siyasette, hukuk alanında, ekonomide, insanların cebinde, kamu yönetiminde, bu adam kayırmacılıkta, şurada burada inanılmaz kan kaybeden ve bir takım kritik kararlarda bu İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gibi etik sorunlar da yaratarak perişan bir görüntü var. Böyle bir zeminde muhalefet partilerinin iş yapamıyor olması. Şimdi sen bana sözü verdin ama ben İbrahim Uslu'yu dinledikten sonra konuşmayı daha fazla tercih ederim. Bu konuda çünkü iktidarın oylarındaki erime, bunun kaynakları ve muhalefet partilerinin bu erime karşısında güç kazanamamaları bir garabet bir durum. Nasıl olur? Yani bütün alanlar kapalı da. Şimdi CHP'nin hangi alanı kapalı? Genel başkan grup toplantılarında, seyahatlerinde, röportajlarında konuşuyor, ediyor. Yani millete vermek istediği bir mesaj var da veremiyor efendim. Belki gazetecilerin aslında bir kısmı için, çoğunluğu için söylenebilir. Veri de yok. Muhalefet partileri için çok, ne anlamda veriyor? Çok uzun süredir sadece tek bir ankette. Muhalefetin de orada topyekun muhalefetten bahsetmiyorum. Sadece CHP'nin oy kaybettiğine dair veri yayınlayan bir tane anket oldu bu zamana kadar. Yani bunlar İbrahim Bey'i dinleyelim. Ama ondan sonra da siyaseti öyle, daha doğru değerlendirelim. Bir yerde kaldı. Şey öyle bir veri yok yani. Peki, dur, artış da var. Kısmen bir artış da var. Yani. Bütün anketlerde dış de var. Dışında, bakın ben bütün faaliyet 57, alanlarında. Ben 57 anketin daha geçen hafta İstanbul seçimlerinden sonra yapılmış. Yani ikinci İstanbul seçimlerinden sonra yapılmış. Ve yayınlanmış. Açık kaynaklarda yayınlanmış. Türkiye'deki tüm anketler. Yani bunun içerisinde son AK Parti'ye dönem, yakın firmalar dönem. Da var. Son İstanbul seçiminden Eylül sonuna kadar yayınlanmış tüm anketlerin ortalamalarını çıkarttım. Yayınladım da bunu. Yani iktidar blokunda 8,5 puanlık bir kayıp var. Yani nedense son 2 haftada bir anket yayınlandı ve herkes...
iktidar oy kaybederken muhalefet de neden oy kaybediyora döndü. Öyle bir bulgu yok. Tek bir anket firmasının böyle bir bulgusu var. Bunları konuşalım. İbrahim Bey de var mı bilmiyorum muhalefetin oy kaybettiğine dair bir araştırma ama ne bizim anketlerimizde var ne de 57 anketin ortalamasında var. Şöyle sizin ankete dönüşü değil. Yani kaybetmemesi değil. Şu anda oy patlaması yaşamasında da. Evet, oy patlaması şöyle değerlendiriyorsunuz. Bakın şöyle değerlendiriyorsunuz siz. Yani geçen bir yerde daha sordular. Bu kriz hiç şüphesiz en az 2001 krizi kadar derin bir kriz. Tabii. Hatta bence ondan daha da uzun sürecek bir kriz. Hangi kriz? Şu anda içinde bulunduğumuz kriz. Ekonomik kriz. Evet. Bir sürü krizimiz var. Ben bunu ekonomik kriz olarak da görmüyorum açıkçası. Yani bu artık Türkiye'nin ekonomi modeline dönüştü sürekli kriz hali. Yani bu ekonomik kriz gibi de değil. Peki. Siyasal krizden kaynaklı ekonomik bir bunalım gibi bir şey. Siyasal kriz çözülmediği sürece de geçmeyecek. Yani AK Parti iktidarı devrilmediği sürece bu ekonomik krizden devrilme bir çıkış görmüyorum. Lütfen bunu açıklayarak söyleyin. Çünkü ondan sonra problem oluyor. Seçimle evet, sonra ışıklar zaman. Gibi saçma sapan bir öyle evet. Çünkü maalesef AK Parti iktidarı gitmeden bu krizde çözülmeyecek seçimle bence. Gitmeden. Seçimle gitmeden çözülmeyecek bence ama 2001 kriziyle kıyaslıyorlar. Yahut 5 Nisan kararlarından sonraki hükümetin oy kaybıyla çünkü kıyaslıyorlar ama şimdi ne medya öyle bir medya, ne medya öyle bir medya, ne iktidar sahipleri o dönemki iktidar sahipleri gibi insanlar. O yüzden yani kıyaslamamak lazım. O kadar büyük bir oy falan kaybetmeyecek zaten. Şeyi bekliyor insanlar. Ben mesela anket yayınlıyorum. Yani kendim anket yapıyorum, yayınlıyorum. 34 çıkıyor, 33 çıkıyor. Kararsızlar dağılmadan 27-28 çıkıyor. Bugün KONDA'nın Bekir Ağırdır'ın bir açıklaması vardı dün. 25 diye. Aslında açıklama tam da 25 değil ama öyle haber yapıldı. Ona bile hala mı 25 diyor insanlar? Yani ya sistem bir kere eskisi gibi 25'in çok büyük oy olduğu bir dönem değil. Yani artık 50'lerin yani altı küçük oy. Yani muhalefette de oy artışı yok derken yani şey beklemeyin. Nedir? Millet İttifakı'nın toplamı 33'tü galiba son seçimde. 32,5'tu. İşte şimdi bir anda 48-50 falan olmayacak yani. Hakem abi, 38 olsun yani yetiyor yani. Siz muhalefeti savunun diye bunları söylemedik. Yani biz söylemek istediğim... Yok muhalefeti savunmaktan hayır, söylemiyorum yani. Şey böyle şu, bir veri yok ortada. Yani bir araştırmacı olarak bunu söylemem lazım. Muhalefetin yani yapması gereken bu zemini düzeltmeden gitmekte olan bir iktidar, gelmekte olan bir muhalefeti görürsünüz, hissedersiniz. Tecrübeli vatandaşlarımız ölçmek tabii ki başka bir şeydir. Bilimsel değer kazandırır ama... Görüyor musunuz yani siz ya şimdi? Şeyi söylemiyorum zaten. Sorun şimdi neyi anlamaya çalışıyoruz? Olay şeye gitmesin. Yani ya gümbür gümbür CHP geliyor ya da muhalefet geliyor diye bir şey zaten yok. Bu hiçbir zamanda olmayacak diyorum. Yani kutuplaşma o kadar büyük, medya imkanları o kadar büyük ki karşı tarafın. Siz buradan onların seçimi kazanmasını sağladı. Medya öyle bir şey olmaz. 4 puanı alabilirseniz zaten seçimi kazanacaksınız. Şey o yüzden o 4 puanın... altında veya üstündeki yükselişleri falan çok bunu konuşmak şöyle anlamlı değil mi? Bu konuyu ve evet bir oraya dönerken şöyle kapatalım mı? Önemli bir nokta şu galiba Şirin. Meclis o kadar işlevsiz ki yeni düzenlemede meclisin herhangi bir şey, başkanlık sistemi üzerine olduğu bütün her şey oradan yürüdüğü için 50'nin üstünde alabilir mi? Yani AKP oyunun kaç olduğundan bağımsız olarak Recep Tayyip Erdoğan ve karşısındaki kim olacaksa veya kimler olacaksa ilk turda kim 50+1'i alıyor ise diye söylendiği için. Dolayısıyla gene oradan gidip acaba o erimeye doğru da gider mi? İbrahim ama Gürkan lafını bitirmiş miydi? Yok bitirdim. İbrahim Bey dinlemek istiyorum. Şimdi bu, evet yani burada iki farklı görüş ortaya çıktı. Gerçi hakikaten ben de şuna yani şu görüşü söylemek isterim. Şimdi burada eskisi gibi de bir hani partilerin yarıştığı bir durumda değiliz. Yani tek bir partinin yükselmesi, öbürlerinin biraz daha yayan kalmasından bahsedemiyoruz. Toplu bir güç oluşturabilecekler mi, oluşturamayacaklar mı? Birlikte bir fotoğraf verecek. Bugün hala yok o fotoğrafa girelim mi, girmeyelim mi, biz ayrı bir parti miyiz, birlikte mi duralım? Bunun kargaşasını yaşamakta ya da çelişkisini ya da
çekingenliğini yaşamakta muhalefet bloku ama İbrahim Uslu siz ne diyorsunuz şu stüdyodaki tartışmaya? İbrahim Bey'e bir ek... Belki sorabilirsin Gürkan. Yani tablonun yani kamuoyu araştırmalarının son durumu nedir? Bu kadar yıpranan, kan kaybeden bir iktidar karşısında muhalefet blokunun hem partiler itibariyle tek tek hem de blok olarak Emin'in söylediği gibi durumu nedir bilmek isteriz. Bugün Elif Çakır'ın köşesinde İbrahim Bey bir demeç vermiş. 1 Kasım 2015 seçimlerinden bir örnek vermiş. Orada kritik bir şey gördüm. Onu sormak da isterim. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yeniden 49'a çıktı ya. Evet. Yani işte 7 Haziran'da iktidar çoğunluğunu kaybetti tek başına ama 1 Kasım'da yeniden 49'a çıktı. İbrahim Bey diyor ki bugünkü demecinde o seçimde 17 puanı AK Parti tabanı aslında beğenmediği, memnun kalmadığı bir iktidara kerhen verdi. 17 puanı. Benzer bir durumla karşı karşıya kalmak ihtimali var mı yok mu 2023'te? Kerhen oy kullanma gibi bir durum. Buyurun. Ses biraz geçmiyor. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi benim gördüğüm birincisi şu içinde bulunduğumuz konjonktürden kaynaklanan belli sorunlar var. Bu araştırmaların birbiriyle çok çelişkili sonuçlar açıklamasının dibinde bu problem yatıyor. Bunlardan birincisi pandeminin yarattığı metodolojik sorunlar. Yani daha önce yüksek sayılarla yüz yüze yapılan araştırmalar, anketler şimdi telefonla ya da internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılıyor. Fakat bunun metodolojik dezavantajlar var. Yani birincisi cevaplayıcıyı kim olduğunu tam olarak asla bilemiyorsunuz. İkincisi sağlıklı bir tesadüfi örnekleme yöntemi kullanmanız bu koşullar altında mümkün değil. Üçüncüsü denekler telefondaki bir sese ya da sadece ekranda gördükleri bir soru formuna ki takip edilme, izlenme şeyi riskleri falan da yani track edilme izleri şey olasılığı da daha doğrusu kesin olarak mümkün olan yöntemler bunlar. Oraya bütün dürüstlükleriyle cevap ne ölçüde cevap verip vermediklerini bilmiyoruz. Birçoğu şey bu konuda kanaatlerini açıklamaktan imtina ediyor. Mesela bu son zamanlarda açıklanan araştırmalara bakın. Cevapsızlık oranları yani kararsızım, işte fikrim yok, henüz bir şey stratejik oy kullanacağım falan gibi böyle şeyler, kavramlar kullanılıyor. Ama sonunda cevabını bilmediğimiz denek miktarları %30 ile 40 arasında. Şimdi 10 kişiye soru soruyorsunuz, 3'ü ya da 4'ü size cevap vermiyor. Siz 7 kişiden ya da 6 kişiden hareketle bir tahmin yapıyorsunuz. Bu hata oranlarını arttıran bir şey. O yüzden bir böyle şey sorunlar var. Bir diğer sorun bu İngilizce'de veya siyaset biliminde shy voter dedikler. Yani fikrini söylemeye çekinen denekler. Bu tür gerilimin yüksek olduğu zamanlarda bir çekinen deneklerin miktarında artışlar yaşanıyor. Bir de bunun dışında Timur Kuran'ın uzun uzun anlattığı bir kuramı var. Bu tercih çarpıtması diye. Eğer açık kamuoyu açıkça bir noktada duruyorsa bir sürü insan gerçek kanaatini değiştiriyor ve onlardanmış gibi davranmaya başlıyor. Hatta açık kamuoyunun kanaatlerini olumlamaya başlıyor. Oysa ki kendi gizli gibi kanaatleri bundan çok farklı. Tercih çarpıtması diyor buna. Tercih çarpıtması da bu tür dönemlerde artıyor. Yani bu konuda da dünyada çok sayıda bilimsel çalışma var. Bu tür zamanlarda tercih çarpıtmasının seçmenler arasında yaygın olduğuna dair. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda araştırmaların güvenilirliklerinde ve hata paylarında sorunlar yaşandığını kabul etmek lazım. Yani meslekten biri olarak bunu ben bunun altını her seferinde çiziyorum. Birincisi bu. İkincisi matematiksel olarak herkesin aynı anda kaybetmesi siyasette mümkün değil. Yani sonunda siyasetin tamam bir kaybedenler kulübü olmuyor. Evet şu an baktığınızda seçmenlerin büyük bir hayranlık duyduğu hiçbir parti yok. O açıdan yani değerlendirmeler haklı. Fakat bütün dünyada yaşanan bir sorun var. Uzun zamandır biraz önce yargıyı konuştuk. Mesela Türkiye'de yargı ben mesleğe girdiğimden beri güvenilmeyen kurumlar arasındadır. Medya maalesef güvenilmeyen kurumlar arasındadır. Siyaset de güvenilmeyen kurumlar arasındadır. Bir dönem siyasetin bu AK Parti'nin ilk döneminde siyasetin
güvenilirliği yükselmişti. Ondan sonra tekrar düşmeye başladı ve hani bir tasnif yapacak olursanız hani güvenilmeyen, orta seviyede güvenilen ve güvenilen kurumlar falan şeklinde siyaset güvenilmeyen kurumlar arasında. Bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Dünyada da benzer bir şey süreç yaşanıyor. Onlarca ülkede yapılan bu siyasete güven şeyler barometreler var, yayınlanıyor. Orada da siyasetin tüm dünyada güvenilmez kurumlar arasında olduğunu görüyorsunuz. O yüzden siyasetin şu an için güvenilmez bir kurum olması ve bir memnuniyet yaratmaması seçmenlerde muhalefetin oy kaybettiği anlamına da gelmez. Şimdi evet hiçbir parti yükselmiyor ama o yüzden de siz de stüdyoda söylediniz, blokların şeyine bakmak lazım. Oy oranlarına bakmak lazım. Şimdi oraya baktığınızda Cumhur İttifakı son seçimde, yerel seçimde il genel meclis ve belediye meclislerindeki oy oranlarına bakarsanız 50.8'e düşmüştü. Bu TBMM seçimlerinde, yani ondan bir yıl önceki TBMM seçimlerinde 53.7'ydi. Yani 3 puan daha kaybetmişti. Uzun zamandır İstanbul seçiminden sonra özellikle yapılan bütün araştırmalarda, güvenilir araştırmalarda öyle diyeyim, ortalamalarını falan da alacak olursanız, bu şey Cumhur İttifakı'nın oy oranı 50'nin altında seyrediyor. Pandemi nedeniyle burada bir şey değişiklik, davranış değişikliği yaşandı ama aynı davranış değişikliği 7 Haziran 1 Kasım arasında da yaşanmıştı. Yani insanlar bir can güvenliği sorunuyla karşı karşıya kaldıklarında ve ekonomik güvenlik riskleri de üstüne binince devlete, yani dolayısıyla iktidara daha destek oluyorlar. Ama pandemi döneminin başıyla şimdi mukayese ettiğinizde bu hükümete dört elle sarılma tutumunda da bir azalma gözlemliyoruz ve pandemi öncesi döneme neredeyse yaklaşıyor. Evet, hala pandemi öncesi döneme göre iktidarın desteği biraz daha yüksek ama pandemi döneminin başıyla pandemi döneminin sonu arasında da yine iktidar aleyhine bir şey var, fark var. Şimdi birincisi, şu an seçim yapılacak olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa Sayın Erdoğan ilk turda kazanamıyor görünüyor. Evet, hala en yüksek oyu alacak aday muhtemelen ama ilk turda kazanamıyor bir önceki dönemden farklı olarak. İkinci bir şey, realite, Cumhur İttifakı şu an çoğunluğu sağlayamıyor. Yani %50'nin üzerine çıkamıyor. %50'nin altında seyrediyor. Bu %45'lerin biraz altına inmişti pandemi döneminde. Şimdi 45-48 aralığında benim gözlemim oralarda dolaşıyor. Ha, bu çok önemli bir fark mıdır falan diyecek olursanız çok önemli bir fark olmayabilir. Ama henüz seçim atmosferinde değiliz. İnsanlar her gün bugün acaba hangi partiyi tutsam diye siyasi pozisyonlarını şekillendirmiyorlar ya da her gelişmeden sonra borsacılar gibi pozisyonlarını gözden geçirmiyorlar. O yüzden ama şeye baktığınızda seçmenlerin bu oy verme tercihleri dışındaki eğilimlerine, Gürkan Bey'in de hatırlattığı, şimdi iktidar önceki dönemde, yani ne zaman 2016'lar hatta 2017'ye kadar diyelim, şeyden, kendi seçmenlerinden AK Parti'ye oy vereceğini ya da verdiğini söyleyen seçmenlerden 10 üzerinden performans notu, karne notu ya da verdirdiğinizde 7 ile 8 arasında not alırdı. Bu bugün 5'e düşmüş durumda. Yani kendi seçmeni bile 10 üzerinden 5 veriyor. İktidarın Türkiye genelinde, yani sadece AK Parti seçmenler arasında değil, Türkiye genelindeki karne notu 2017'lere gelinceye kadar 5 civarındaydı. Hep 5'in üzerinde olurdu. Şimdi bu not 3'e düşmüş durumda. İbrahim Bey, Emin Çapan'ın bir sorusu var. İbrahim Bey, özür dilerim. Burada sizi duyamadım. Emin Çapan'ın bir sorusu var. Şimdi duyacaksınız. Şunu öğrenmek istiyorum. Dediniz ya, genel olarak 7 ila 8 alırdı iktidar. Bu genel bir not mu? Genel icraatlar açısından mı bunu soruyorsunuz? Yani 5'e düştü AKP'liler de notu derken. Yoksa bunun hani ekonomiyi ayrı, sağlığı ayrı, ayrı mı soruyorsunuz? AK Parti seçmeninin verdiği nottu. Tüm icraat alanları. Tüm icraat alanları. Yani orada 18 icraat alanını sorgulardık biz. Her biri için, yani istihdam, enflasyon, ulaşım, sağlık,
eğitim falan gibi, güvenlik vesaire gibi, dış politika, hatta uluslararası saygınlık falan gibi icraat alanları, 18 icraat alanını sorgulardık. 18 icraat alanının her biri için birden 10'a kadar not vermesini isterdik. AK Parti seçmenleri 10 üzerinden 7-8 arasında not verirdi ki bu iyi demek. Zaten 7'nin üzerinde, bu özel sektörde falan da böyle, eğer müşteri memnuniyeti 7'nin üzerindeyse sizden alışveriş etmeye devam ediyor. 7'nin altına düşerse ya da 100 üzerinden 70'in altına düşerse sizden alışverişi kesiyor. 7'nin üzerindeydi. Şimdi bu not AK Parti seçmenleri arasında, yani bütün icraat alanlarını baz aldığınızda 5'e düşmüş durumda. Önceden AK Parti seçmenlerinin verdikleri en düşük not 5 iken, yani en düşük icraat alanına, en düşük not alan icraat alanının notu bile, karne notu bile AK Partiler arasında 5 iken, bu şimdi 3'lere falan inmiş durumda. Tüm Türkiye genelinde değerlendirdiğinizde, tüm seçmenler bazında, şu an 0 ile 1 arasında not verilen en az 8-10 tane icraat alanı var. Bu 18 icraat alanı içerisinde. Şimdi dolayısıyla bu vatandaş memnuniyetiyle ilgili verilere baktığınızda, oy dışında ciddi bir erozyon görüyorsunuz. Şimdi bunun bir siyasal maliyeti olmayacak mıdır? Olacaktır. Şimdi hükümet de bunun çok farkında. O yüzden rasyonel alanda bir başarı üretemeyince, vatandaş memnuniyeti üretemeyince ikinci enstrümanı kullanıyor. O da ne? Duygusal faktörler, işte siyasal kimlik faktörleri, en son kızıl elma kavramına kadar dönüşen ve seçmenlerin siyasal kimliklerini tahrik ederek onun üzerinden seçmeni partiye ya da iktidara sadık tutmaya çalışma, evet, konusunda ciddi bir çaba harcıyor bildiğiniz gibi. Özellikle şeyden bu tarafa, yerel seçimlerin öncesinden bu tarafa, çünkü orada o bu memnuniyetsizliği ve erozyonu görmüştü. Bu siyasal kimlik üzerine, yani duygusal faktörler üzerine çok fazla yatırım yapıyor. Ama bu duygusal faktörler bir süre seçmeni size sadık tutmaya yeterli oluyor. Eğer rasyonel alanda belli bir başarısızlık artık söz konusuysa ve memnuniyetsizlik söz konusuysa, sadece duygusal gerekçelerle, faktörlerle seçmeni sadık hale getiremiyorsunuz. Peki, ve önümüzdeki süreç seçmenin mutluluğunun değil, mutsuzluğunun artmasının daha çok bekleneceği bir süreç. Böyle bir konjonktürden geçiyoruz. İktidar bunun tersini iddia ediyor. Ama yani parametrelere baktığınızda ekonominin falan çok hızlı biçimde iyileşemeyeceğini, evet, ekonomi uzmanları söylüyorlar. Peki İbrahim Bey, burada... Yani muhalefet doyu kaybediyor, iktidar doyu kaybediyor yaklaşımını ben çok doğru bulmuyorum. Muhalefet partilerinden de memnun değiller. Onları çok başarılı bulmuyorlar. Yani evet, bu parti Türkiye'yi kurtarır ya da bizi bu içinden bulunduğumuz durumdan çıkarır şeklinde bir parti yönelik bir teveccüh yok. Fakat iktidardan kaçan seçmenlerin, yerel seçimde gördük, iktidardan kaçan seçmenler için bir süre sonra kimin iktidara geleceği değil, kimin iktidardan gideceği daha önemli olmaya başlıyor. Yerel seçimlerde bu psikoloji hakimdi. Kimin gideceği daha önemli olmuştu. Bu yüzden de aday kim olursa olsun seçmenler, muhalefet seçmenleri gidip büyük bir coşkuyla o adayları desteklediler. Yani muhalefet seçmeni arasında sandığa gitme oranı iktidar seçmenine göre daha yüksekti. Özellikle metropolitlerdeki yaşanan yerel seçimlerde. Bu söyledikleriniz çok önemli. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra İbrahim Uslu'nun söylediklerini hep birlikte burada analiz edelim. Mutluluğun değil, mutsuzlukların belirli olacağı bir döneme gidiyoruz dedi İbrahim Uslu. Bu arada Kerem Bey'i çok bekletti stüdyoda, çünkü tartışmamız hukuktan siyasete ve seçmenin nabzına döndü. Eğer bizden kalırsa tabii ki memnun oluruz, ama belki de ayrılacak. Eğer ayrılacak olursa haklı olarak ona çok teşekkür ediyoruz, ama eğer varsa eklemek istedikleri de birazdan alabileceğiz. Kısa bir ayrılık lütfen, ama bizden tümden bir ayrılık olmasın. Bizimle kalın. Birazdan acaba muhalefet ne yapabilir ve nasıl şekillenir önümüzdeki dönem, bunu konuşacağız.